Yusuf Kaplan Türklerle Kürtlerin Tarihle İmtihanı, Tarihi Sınavı Türklerle Kürtler Müslümanlıkta buluştular, kardeş oldular ve tarihi birlikte yazdılar. Birlikte omuz omuza İslam'ın bayraktarlığını yapma, hakikat sancağını yere düşürmeme yolculuğuna çıktılar ve tarihin akışını değiştirdiler. Sadece İslam tarihinin değil, dünya tarihinin kaderi de buna göre şekillendi. Tarihte pek az kavmin kaderi bu kadar kesişmiştir. Ve pek az kavim bütün düşmanları çatlatacak bu kadar muazzam ve muazzez kardeşlik örnekleri sergileyebilmiştir. İslam'ın nimetini ve kıymetini bilelim. Malazgirt ruhu, kardeşlik ufku. Bizimkisi hakikaten bütün bir tarihe, bin yıllık zaman dilimine yayılan benzersiz, örnek alınacak bir kardeşlik hikayesidir. Bu kardeşlik elbette ki büyük tarihi hadiseler üzerine bina edilmiştir. İlk büyük hadise Malazgirt zaferidir. Tarihi sadece ırk eksenli okumanın yol açacağı hasarlara en güzel örneklerden biri, Türklerin Anadolu'ya girişinin başlangıcı olarak sunulan Malazgirt zaferidir. Malazgirt bir ırkın değil, bir ümmetin topyekün gerçekleştirdiği muazzez bir zaferdir. Malazgirt Türklerin Anadolu'ya girişlerinin başlangıç tarihi değildir. Zira Türkler Anadolu'ya çok daha önceleri gelmişlerdi. Anadolu'nun kapılarını nihai olarak İslam'a açtıkları tarihi bir süreçtir. Malazgirt'i Malazgirt yapan ruh, gelmekte olan Haçlı tehlikesine karşı bütün Müslüman kavimlerin önce kardeşlikte güçlü, sarsılmaz bağlar tesis etmeleridir. Malazgirt dünya tarihinin yönünü ve yörüngesini şekillendirmesi bakımından bir dönüm noktasıdır. İşte bundan sonradır ki İslam'ın insanı aziz kılan mesajını önce Anadolu'ya, Bizans'a, sonra da Balkanlara, Avrupa'nın içlerine kadar yayılabilmesi mümkün olabilmiştir. Hülasatül Beyan Müşterek İslam ruhu Türkleri de, Kürtleri de, Arapları da diri tuttu, kenetledi, Malazgirt'te tarihin akışını değiştirecek bir ruh atılımına imkan verdi. İslam'ın savunma hattını Türklerle Kürtler çizdiler ve mabedi çiğnetmediler. Türklerle Kürtler tarih boyunca İslam'ın savunma hattını çizdiler, sınırda beklediler, mabedi çiğnetmediler. Mabedi yani hakikatlerini, haysiyetlerini ve kardeşliklerini büyüttüler, gözleri gibi muhafaza ettiler.'' Türklerle Kürtlerin tarihin dönüm noktalarında karşı karşıya kaldıkları büyük imtihanları alınlarının akıyla verdiklerine tarih şahittir, bu topraklar şahittir, bu ülkenin bizi birbirimize etle tırnak gibi kaynaştıran Müslüman sosyolojisi ve Müslüman antropolojisi şahittir. İlk büyük tarihi imtihanımız Haçlı saldırılarını püskürtmemize imkan tanıyan Malazgirt'te İslam'ın hakikat bayrağı yere düşmesin diye sergilediğimiz kardeşlik, kefereye karşı omuz omuza verdiğimiz hayat memat savaşıydı. Malazgirt zaferle sonuçlanmasaydı Anadolu'nun İslamlaşması çok gecikecek, daha da önemlisi gelmekte olan Haçlı saldırılarını nasıl püskürtebileceğimizi gösterebilecek ruh ve model ortaya çıkmayacaktı. Manazgirt'te de Haçlı saldırıları sırasında da Kürtler ve Türkler olarak omuz omuza vermemiz, birincisi buradan Haçlıları def etmemizi, ikincisi biz Haçlılarla ve Moğollarla boğuşurken bizimle savaşan Şia fitnesini yok etmemizi, üçüncüsü de bu zorlu mücadelelerden sonra tesis edilecek İslam dünyasının tek çatı altında toparlanma atılımını gerçekleştirmemizi mümkün kıldı. İşte burada ortaya koyduğumuz kardeşlik ruhu ve kader birlikteliği şuuru daha sonraki kritik tarihi süreçlerde nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösteren muazzam bir model oldu. Bu modelin Yavuz döneminde de 100 yıl önce bu topraklardaki varlığımızı nice zorluklara rağmen koruyabilmemiz sürecinde de ana sırrı İslam'ın iki ayrılmaz, koparılamaz sütunu olarak işletildiğini ve bizim dimdik ayakta durmamızı sağladığını hatırlamak bile gereksiz. Türklerle Kürtlerin geleceğimizi belirleyecek tarihi imtihanı. Birbirlerine omuz mu vuracaklar, omuz mu verecekler? Kürtler ve Türkler şimdi yeni bir tarihi imtihanla karşı karşıyalar. Bir asırdır. Birbirlerine omuz mu vuracaklar, omuz mu verecekler sorusu geleceğimizi belirleyecek hayati sorudur. Yalnızca bizim geleceğimizi değil, bölgenin geleceğini de, emperyalistlerin bölgedeki geleceklerini de. Bu soru bizi başka bir hayati soruya götürüyor. Türklerin de Kürtlerin de geleceği nerededir? İslam'da mıdır? Batılıların zihnen ve fiilen uydusu olmakta mı? Türkler bir asırdır yaşanan Jacoben, tepeden dayatılan laiklik projesiyle İslam'dan kopmanın eşiğine geldiler. Direndiler ama tehlike geçmiş değil henüz. Aksine yeni ürpertici boyutlar kazandı. Bu süreci Kürtler de yaşadılar, yaşıyorlar. Kürt Kemalizmi ve Jakobanizmi, Kürtlere Kürtleri İslam'dan uzaklaştıracak bir projede yatıyor, Lenin, Stalinist Amerikan destekli makinalı tüfeğiyle. Hülasatül Hülasa, Türkler ve Kürtler olarak tarihi bir imtihandan geçiyoruz. Allah, emperyalistlerin, laik ideolojilerin prangasından, zihni sömürgecilik biçimlerinden kurtarsın bizi ve şaşırtmasın. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak